Ağzına ha yavrum. Bunu almıyor. Sen git al. Getir getir. Çavalan var mı? Az daha ver, az daha ver, az daha ver baba. Ver 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 ver. Ben de geldim de ben de. Yalnız şu var, yani sizin yapacağınız tarla sulatmayacaksınız. Bak şeyinde sulatması var. Çünkü tarlalardan böyle geçip geliyor size. Bir yerden bakıyorsun adam bana açmış tarla suluyor. Yani onlara mani olacaksınız. İşte saatleriniz var zaten. Hep saatli. Yani saatsiz olmayacak, kaçak olmayacak. Tamam, orada priz yok. Şeyi de, otobüs meselesini de şimdi ben bir incelesin. Olmazsa biraz erken bir saatte gelir bak. Yani şöyle araba yetişmiyor biliyor musun? Erken saatte alsın. Evet. Biraz ne yapalım? Ya sen bir saat belirledin. Evet. Çocuklarımıza söyleriz biz de. Gençlerimiz geri kalmış. Borsal ekşisini biraz erken bir saatte alsın Ali. Normal şeyin dışında bir saatte alsın borsal ekşisini. Yazık değil mi o gençler, o çocuklar taksisiz kalıyor ya. Canım gidiyor vallahi. Al, al, sadece okul sezonu da yalnız ha. Evet, evet. Al, evet. Al, tabii, tabii. Bir şey söyleyeyim. Gel, gel. Gel, gel. Gel, Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi lezî at'amena ve sekâna ve ce'alena minel müslimîn. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedu ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ce'alna minel hamidine şâkirîn. Allahümme ce'alna min ibadike s-salihîn. Allahümme erham sahibat ta'ami vel âkilîn. اللهم زد ولا تقلل بحرمة سيد المرسلين إلهي يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين bugün burada toplanmamıza vesile olan bu hayırlı fidan dikme işini gerçekleştiren buna öncülük eden bütün Müslüman kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Amin. Onların her zaman yardımcısı ol ya Rabbi. Amin. Onları hem bu dünyada hem ahirette mutlu ve mesud eyle ya Rabbi. Amin. Ve bu vesileyle hazırlanan bu sofrayı hazırlayanlardan, bu sofra üzerinde oturup bu sofradan yiyenlerden ve şu anda el açıp amin amin diyenlerden razı ve hoşnut ol ya Rabbi. Bütün geçmişlerini affu mağfiret eyle ya Rabbi. Dünyada kalmış olanlarına sıhhat, selamet, afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Allahümme tekabbel minna bi hürmeti seyyidil mürselin ve bi hürmeti sirri suretil Fatiha. Bugün Şeker İlkokulu 1. sınıf öğrencileri okuma bayramı nedeniyle bir eğlence tertipledi. Ya bak.
Sevgili çocuklar, bugün okulumuzun birinci sınıf öğrencilerinin okuma bayramı münasebetiyle nazik teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bundan 6 ay önce kendilerini oyun oynarken annelerinin elinden tutup ürkek bakışlarla, korkak adımlarla okulumuza başlayan çocuğumuz bugün karşınızda bir talebe olarak görüyorsunuz. Zaman zaman velilerimizin okumasında tereddüt ettiği ve bizle gelip görüştüğü zaman bizim çocuk Ali okula koş, sınıfı süsle, bundan başka bir şey bilmiyor, ne yapacağız diye kuşkularını normal karşılıyor. Bugün bunların okumasını, sevincini hep beraber burada bu kuşkularımızdan sıyrıldığını beraber sevincini beraber yaşayacağız. Sayın seyirciler, bu haberin ayrıntılarını İslam Alemine Bakış adlı dini programımızdan sonra izleyebilirsiniz. Turhal Belediye Başkanlığı'ndan duyuru. Emlak vergilerinin tahsilatına 1 Mart 1995 tarihinde başlanmıştır. Saygıdeğer Turhallı hemşehrilerimizin gecikme faizi ödememesi, sıra beklememesi için vergilerini zaman kayıpları da olmadan emlak servisine yatırmaları gerekmektedir. Halkımıza önemli duyurulur. Ayrıca belediyemizin 24 Mart 1995 Cuma günü polis evi altında saat 14'te yapacağımız ağaç dikme bayramına teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır. Belediye Başkanı Duran Evren. Demokratik Sol Parti ilçe başkanlığından duyurulur. Demokratik Sol Parti ilçe kongresi 26 Mart Pazar günü saat 14'te belediye düğün salonunda yapılacaktır. Tüm Turhal halkı davetlidir.
Demokratik Sol Parti ilçe başkanı Selahattin Esen. Bugünkü döviz kurları ise şöyle. 1 Amerikan doları alış 42.050, satış 42.150. 1 Alman marka alış 30.100, satış 30.250. Bölgemizde hava durumu ise parçalı bulutlu ve yağmurlu, rüzgar kuzeyden şiddetli esecek. Bu akşam özel eczanesi nöbetçi Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izlediniz. Mutlu akşamlar. Abdülmecit Demir, Saif Aslan, Mustafa Kemal. Bunların daha da ağırlaştırdıkları bütün sorunlarını omuzlamaya aldı. İbrahim Güneş, Orman İşletme Şefi Halbuki Kılıç, Şeker Kontrolü. Tabii onlar hesap numaraları veriyorlar. İşte seçenek sana yardım veriyorlar. Kanal Alfa'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 24 Mart Cuma. Alfa Haber Merkezi'nin hızladığı haberleri izliyorsunuz. Sayın seyirciler, bugün Turhal Belediyesi önderliğinde polis evi altında ağaç dikme bayramı tertiplendi. Ağaç dikme törenine Turhal Belediyesi'nin yanı sıra Turhal Kaymakamı, Turhal Müftüsü, İlçe Emniyet Müdürü, Kahraman Cengiz İlkokulu, 100. Yıl İlkokulu, Şeker Ortaokulu ve Turhal halkı katıldı. Televizyonların değerli mensupları, bu yağmur altında sizleri fazla tutmak istemiyorum. Bilindiği üzere her yıl bu mevsimde ağaç bayramı yapılmakta ve uygun olan sahalara fidanlar dikilmektedir. Bu sene de dün Orman İşletme Müdürlüğümüzün, bugün de Belediye Başkanlığımızın düzenlediği sahalara hep birlikte fidan dikeceğiz. Fidanın önemini hepimiz biliyoruz. Ancak memleketimiz bu gidişle maalesef 2000 yıllarda Türkiye'miz çöl ormanıyla karşı karşıyadır. Bu bakımdan bütün millet olarak ağaç seferberliğini başlatmak mecburiyetindeyiz. Onun için de halen bugünlerde Büyük Millet Meclisi'nde Milli Ağaç Seferberliği Kanunu görüşülmektedir. Sanıyorum önümüzdeki sezonda bu kanun çerçevesinde bütün ülke genelinde ağaçlandırma faaliyeti daha bilinçli bir şekilde devam ettirilecektir. Bu bakımdan ilçemizle bu faaliyetlerden payını alması gerekmektedir. Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, bu fidanları dikmek çok kolay, ancak bunu sevgiyle korumak daha da çok önem arz eder.
bilindiği üzere slogan haline gelen ağacı, ormanı, bekçi değil, sevgi korur. Bu dinimizde de ve geçmişte bütün büyüklerimiz tarafından da çeşitli vesilelerle dile getirilen şeylerdir. Öyle ki devlet başkanları ormanlarında bir fidan kesenin başını keserim şeklinde bu kökleşmiştir. Buraya dikeceğimiz fidanları hep birlikte koruyalım. Bu fidanlarla beraber ilçemizde çok güzel olan bu tepeyi hep birlikte koruyalım. 3 senedir buranın çeşitli şekillerde işgal edilmesi, binalarla beton yığını haline getirilmesi için bana sık sık müracaatlar vuku bulmaktadır. Ancak kesinlikle buna müsaade etmiyorum. Bizden sonra da özellikle belediye başkanımdan istirham ediyorum. Alacakları kesin kararlarla hem belediye yönünde hem idare yönünde buranın korunması ve buna benzer ilçemizde güzel mahallelerin oluşturulması için hep birlikte gayret gösterelim. Dikeceğimiz fidanlar ilçemizin güzelliğine güzellik katsın. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tam mana ve yorumunu yapmak için değerli belediye başkanımız Sayın Duran Evren Bey'in Sayın Kaymakamım, televizyonlarımızın, basınımızın değerli mensupları, sevgili öğrenciler, saygıdeğer misafirlerimiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu yağmurun altında sizleri fazla tutmak istemiyorum. Fakat bir iki şey söylemeden de geçemeyeceğim. Şimdi biliyorsunuz yeşil tabiatın akciğeridir. Onun için biz boş sahalarımızı, boş alanlarımızı yeşillendirmek, ağaçlandırmak mecburiyetindeyiz. Bu yıl her yıl olduğu gibi yapılan ağaç bayramını il yapıyor, ilçelere pek bu manada bir çalışma yaptırmadılar. Fakat buna rağmen orman teşkilatımızla birlikte dün Akçatalla'da ağaç diktik, çam diktik. Bugün de belediye olarak biz burada bir ağaçlandırma başlatacağız. Şunu kısaca ifade etmek istiyorum. Ben 5 yıllık görev sürem içerisinde her yıl en az 5000 ağaç dikmek istiyorum. Bu yıl 5000 fidan dikiyoruz. Bunların 3000 tanesi 6-7 yaşlarında tüplü çamdır. Küçük çamlı olmadığı için bunların tutma ihtimali %100'dür. Tutmama şansı yoktur. Tabii sahip çıkmaya bağlı bu da. Sadece burada yapmayacağız bu ağaçlandırmayı. Bugün burada yapacağız. Şehrin diğer kesimlerinde yarın öbürsü gün hafta boyunca devam edeceğiz. Caddelerde şehrin belli kesimlerinde bu ağaçlandırmayı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Ama tabii bu dikmekle kalmıyor. Buna sahip çıkmamız lazım. Peygamberimiz bir hadisinde diyor ki kıyamet kopuyorsa eğer gücünüz yeterse o zaman bile bir ağaç dikin, bir fidan dikin diyor. Onun için bu çok büyük bir kıymet ifade ediyor. O sözün altında da çok şey yatıyor. Bu söze sahip çıkarak ağacın, fidanın şart olduğuna inanıp bu işi bütün gücümüze devam ettireceğiz. Sizler de sahip çıkacaksınız. Ben yağmurun altında sizleri daha fazla tutmak istemiyorum. Bu çalışmalarımızın öncelikle Turhalımıza, ülkemize, vatanımıza, milletimize, hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Değişmez efendim, değişmez. Yani bunu tam çukurun ortasına dik koymamız lazım. Evet, topla atalım etrafını. Ama sormadan getirdik. Ne hayırlı olsun. Güzel, ben getirdim. Çok güzel. Çok iyi oldu. Sağ ol, iyi Çevir buraya. Ferahi.
Yok, iyi efendim. Getir. Getir. Vatan hainleri yapsın. Allah Allah. Ah Seyfi amca bak. Ne güzel. Hayırlı olsun. Başkanım, i̇nşallah, inşallah. Olur. Şimdi millet böyle tüplü falan görünce evet seviyor. Alan gider. Neyse Cihat, bunun zevki başladı. Bunlar şimdi 3 sene sonra hemen hemen şöyle olurlar. En güzel harcama, kalemi evet. Buna yapılan harcama. Evet. Evet. Bir ayrı var abi. Salih. Evet. Bismillah. Dedik değil mi? İnşallah. Şimdi görüşürüz. Doğru. Hacem mi? Laylonunu alayım. Al, öyle mi? Al. Alacaksın ya. Bir yanlış. Tamam, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Getir bakalım kızım, nerede şimdi? Lan nerede kızım? Getir. Eşili yer var mı eşili? Hadi da çıkacak çocuklar. Sayın seyirciler, bu akşam belediye sosyal tesisinde Tokat Eğitim Vakfı Turhal Şubesi'nce Anadolu Lisesi Özel İlkokul kısmının inşaatının başlaması ile ilgili olarak vakıf mütevelli heyetine, yönetim kurulu üyelerine, ayrıca ilçemiz mülki idare amirlerine bir yemek verildi. Arabalar gelip geçerken Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah ellezî en'amenâ ve sekânâ ve ce'alenâ minel müslimîn. Vessalâtu vesselâmü alâ rasûlihî Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme ec'alnâ minel hâmidîne şâkirîn. Allahümme ec'alnâ min ibâdike sâlihîn. Allahümme erham sâhibe't ta'âmi vel âkilîn. اللهم زد ولا تقلل بحرمة سيد المرسلين إلهي يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين bu cemiyetin terkibine vesile olan maddi ve manevi katkıda bulunan bütün kardeşlerimizin cümle geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi ve bu cemiyete iştirak edenler ile
bu cemiyetin tertibine vesile olanlardan, şu anda dünyada yaşayanların cümlesine sıhhat, selamet, afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Rızıklarını, nimetlerini bizden eksiltme ya Rabbi. Bizlere her zaman helalinden ve bol bol rızkını ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri hiçbir zaman birlikten, beraberlikten, sevgiden ve kardeşlikten mahrum bırakma ya Rabbi. Bu cemiyetin tertibine vesile olanların geçmişleri için, bu cemiyete iştirak edenlerin geçmişleri için, cümle ehli imanın geçmişleri için ve Allah rızası için. El-Fatiha. Vakfımızın kısa bir geçmişini hatırlatmak istiyorum. Evvela bu bilgilere girmezden evvel yemeğimize adlen teşhidinden dolayı ciddi hayır mütehassıs olduğunu söyleyebilirim. Cenab-ı Hak hepinizden ebediyen razı olsun. Zaten şu ana kadar 2 yıldır burada olduğumu bilen adler için söylüyorum. Şu ana kadar bizi hiç mahcup etmediler. Allah razı olsun. Yemeğimize katılan kaymakamımıza, belediye başkanımıza, Hasreddin Pazar'dan gelen belediye başkanımıza, üstümüze, mal müdürümüze özellikle, içtenlikle teşekkür ediyorum. Vakfımız Tokat Eğitim Vakfı, malumunuz Turhal Şubesi. Turhal'daki kuruluşunu 1989 yılında tamamlamış. Ben buraya 2 yıl oldu geldi. 2 yıl öncesinde bu yemeğe tertip etmenize sebep olan konuyla ilgili saygıdeğer kaymakamımıza mevzuyu açtığında ilk benim gönlüme su serpenlerden birisi oldu. Potansiyel itibariyle, mevcut konumu itibariyle Turhal'da açmayı düşündüğümüz kolejin veya kolej başlatmayı düşündüğümüz kolej inşaatının hayırlı bir iş olacağını ve de benim şevkimin artması istikametinde söylediği şeyler bir hatırıma getirdiğim zaman 2 yıl geçmesine rağmen halen o tazeliğini hissediyorum. Daha sonra bilahare kimlerle konuştuysam bu bölgede böyle bir şeyin, böyle bir girişimin biraz cesaret isteyeceği fakat yapıldığı zaman da çok sevinçli, sürurlu bir şey olacağını söylediler. Menfi istikamette bir söz şu ana kadar duymadım. Yani ben kime Turhal'da kolej inşaatı başlatıp kolej açmak istiyorum dediğim zaman kime demişsem menfi bir şey söyleyen olmadı Allah'ın olsun. 2 yıl biraz ciddi, sıkıntılı geçti benim için ama sonrasında Allah razı olsun burada vakıf mütevelli heyetimizi oluşturan abiler ve bu işin ilkinde olan abiler özellikle isimlerini vermem gerekirse yani bu işi burada Turhal'da ilk başlatıp ilk gönül veren abiler olarak ismini zikredeceğim bir abiniz yok ama herhalde ciddi bir işi vardır diye düşünüyorum. Ahmet Çam, birisi Ayhan Doymuş. Buna benzer emsali başka abilerimiz İsmail Boğul, bir hacı amcamız. Bunlar benim şevkimin artmasında, bu hususta gayret göstermemde ciddi emeği olan abiler. Ben onlara da bizzati teşekkür ediyorum. Belki bu mesele Turhal için boyunu aşıyor gibi gözükebilir. Yani üstten tıraş eden bir mesele olabilir. Yani kolej bu bölgeler için hakikaten çok düşünülmesi dahi zor görünen meseleler. Ama hamdolsun ben 2 yıl önce buraya bir kolej inşaatını ikmal edenlerden birisi olarak geldim Gaziantep. Sayın seyirciler, bu haberin ayrıntılarını yarın akşamki ana haber bültenimizde izleyebilirsiniz. TEDAŞ'tan duyurulur. Yenişehir Altınevler Devlet Hastanesi ve polis evi civarında tesis çalışmaları yapılacağından 25 Mart ve 26 Mart tarihlerinde saat 8 ve 17 arası elektrikler kesilecektir. Sayın abonelerimize duyurulur. Turhal Belediye Başkanlığı'ndan duyurulur. Emlak vergilerinin tahsilatına 1 Mart 1995 tarihinde başlanmıştır. Saygıdeğer Turhal hemşehrilerimizin gecikme faizi ödememesi, sıra beklememesi için vergilerini zaman kayıpları da olmadan emlak servisine yatırmaları gerekmektedir. Halkımıza önemli duyurulur.
Demokratik Sol Parti ilçe başkanlığından duyurulur. Demokratik Sol Parti ilçe kongresi 26 Mart Pazar günü saat 14'te belediye düğün salonunda yapılacaktır. Tüm Tural halkı davetlidir. Demokratik Sol Parti ilçe başkanı Selahattin Esen. Bugünkü döviz kuru ise şöyle. Bir Amerikan doları alış 42 bin, satış 42 bin 60. Bir Alman marka alış 30 bin, satış 30 bin 50. Bölgemizde hava durumu ise çok bulutlu, yer yer yağışlı, rüzgar hafif esecek. Bu akşam Deniz Eczanesi nöbetçi, Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izlediniz. Mutlu akşamlar. Selim Çelikbaş, Abdülmecit Demir, Saif Aslan, bunların daha da ağırlaştırdıkları bütün sorunlarını omuzlamaya İbrahim Güneş, Orman İşletme Şefi Halbuki Kılıç, Şeker Konuşması. Tabii onlar hesap numaraları veriyorlar. İşte seçeniz sana yardım edin. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 25 Mart 1995 Cumartesi. Alfa Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri izliyorsunuz. Dün akşam saat 18.30'da belediye sosyal tesislerinde Tokat Eğitim Vakfı Turhal Şubesi'nce Anadolu Lisesi Özel İlkokul kısmının inşaat alanının belirlenmesi ve inşaatın başlaması ile ilgili olarak vakıf mütevelli heyetine, yönetim kurulu üyelerine ve ilçemiz mülki idari amirlerine bir yemek verildi. Yemek sonrası konuşan Vakıf Yönetim Kurulu üyesi Ömer Çölaşan, toplantının amacını ve vakfın çalışmalarını aktardıktan sonra sırasıyla Vehbi Şahin, Belediye Başkanı Duran Evren ve Kaymakam Murat Tülay ile yemeğe katılan diğer misafirler birer konuşma yaptılar. Zira biz Vehbi abine 5-6 aydır tanışıyoruz ve bana diyor ki, sen diyor 2 yıl önce geldiğinde tanışman gerekiyordu, tanışmadın. Yani bu vebal bana aitse... Bana ait değil, yok beni tanıştırmamışsa bazı arkadaşlar, o vebal onlara aittir. Ben geç de olsa tanışmış olmaktan, hasreten şuraya gelen abilerin hepsini tanıyorum ben. Yani yemeklerimizde, sohbetlerimizde beraber oluyoruz. Bu abilerin hepsine kalben, hissen minnettar olduğumu, Cenab-ı Hakk'a duacı olduğumu özellikle belirtiyorum. Yani ben bilen biliyor zaten, tanıyan da tanıyor. Ne kadar kalbi söylediğimi, ne kadar yapmacık söylediğimi az buçuk bilirsiniz. Cümle abilerimize, buraya bir yemeğimize teşrif eden bütün abilerimize Allah razı olsun diyorum. Cenab-ı Hak yaptıkları ve yapacakları tüm şeylerde muvaffak eylesin abileri. Dünyevi ve uhrevi, yani dünyada da tuttuğumuz güzel olsun, yani bir söz söylerler altın olsun. Ahirete ait de yapacağınız tüm şeylerde Cenab-ı Hak yardımcınız olsun. Amin. Bağışlayın. Ben Mehmet abiye mikrofonu vereyim. Biraz yapalım. Saygıdeğer misafirlerimiz, davetimize icabet ettiğiniz için vakfımız adına hepinize teşekkür ediyorum. Benim bu kurmuşlar tanışmam, küçük oğlum İzmir Yamanlar Lisesi'ne kayıt ettirmem de başladı. Orada yeni tanıdığım bir yetkiliye hedefiniz nedir diye sorduğumda bana vatanımıza imanlı gençlik yetiştirmek dendiğinde nasıl duygulandığımı anlatamam. İnsan ilişkileri, orada gördüklerim, sanki özlediğim, arayıp da pek sık rastlamadığım Müslümanların hasletlerinden olan, insanların birbirine saygı ve sevgilerini esas alan uygulamalar ile beni kendilerine bağlamıştır. Bizim yetiştiğimiz devirlerde çocukları evde ailesi ve okulu yetiştiriyordu. Şimdi öyle mi? Soralım size. Nasıl yayın yaptığı malumunuz olan televizyon ve çevrenin tesiriyle büyüyen çocuklarımızın nasıl yetiştiği ortadadır. Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur ilkesiyle en büyük ve en iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğu gerçeğiyle deryada damla bile olamayacak canlılar olarak insana yatırım yapan vakfımız tabii ki sizlerin destekleriyle büyüyüp gelişecektir. Tokat Eğitim Vakfı'nın Turhal Şubesi olarak çocuklarımızın
vatanına, milletine ve ailesine hayırlı bir evlat olarak yetiştirilmesi amacıyla ilkokuldan başlayarak ortaokul ve lise gibi temel eğitim kurumları kurarak ülkesine hizmet edecek. Hizmetleriyle vakfımıza destek olan sizlere şükranlarımızı sunuyorum. Şair, mazisi bir hal tasavvur edilebilir. Fakat mazisi bir gelecek tasavvuru imkansızdır. Derken geleceğimizin çocuklarımızda olduğunu ne güzel anlatmıştır. Hepinize saygılar sunuyorum. Mehmet Samur abi az önce de söylediğim gibi iş adamdır, Tokat'tadır. Tokat Eğitim Vakfı'nda Tokat Başkanı'dır. Kıymetli Kaymakamım, saygıdeğer belediye başkanım, sayın müftü, sayın bal müdürüm, kıymetli misafirler. Kusura bakmayın, ben hakikaten esnaf olduğum için dükkanı kapatıp buraya gelebilirim. Kıyafetim bile müsait değil. Böyle emri vakilede karışacağımı hiç düşünmedim. Ama hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Ömer hocamın hissi olarak bahsettiği gibi Turhat inşallah bundan sonra müteşebbis kardeşlerimizin sayesinde, çünkü hep görüyoruz böyle kırakcan çehreler bir adım ileri atmayı düşünüyor. Tokat Eğitim Vakfı'nın 7 kazada bulunan şubelerinden en ileri gideceğine eminim. Çünkü kolej ilk defa Turhal'da başlanıyor. Mimar kardeşimiz de burada plan projesi elinde bitmek üzere. Tokat'ta daha yerini bulamadık. Zile'de 2 tane yurdumuz var, en başarılı kazalardan birisi Zile. İnşallah kolejde Tokat, Turhal önde olacak ve daha önce ilk kolejimizi teşkil edeceğiz burada. O yönden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Geceniz hayırlı olsun. Evet, Mehmet abi, Allah razı olsun, kısa kesti ama saygıları başkanım. Ya size verelim mikrofonu, siz ne diyorsanız deyin. Yeter ki dediğim. Sayın Kaymakamım, televizyonlarımızın, basınımızın değerli mensupları, değerli hemşehrilerim, saygıdeğer misafirler. Tabii arkadaşlarımız amaçların ne olduğunu anlattılar. Ama ben de bir iki şey söylemek istiyorum. Yatırımların en kıymetlisi insana yapılanıdır. Eğitim Vakfı'nın Tura Şubesi'ni kuran başta Vehbi Bey'e teşekkür ediyorum. Çünkü insana hizmet edecek bu vakıfla. Çünkü Vehbi Bey'in söylediği gibi ben diyor ondan diyor alev aldım. İlk tanıştığımda amacınız ne diye sorduğumda amacımız imanlı gençlik yetiştirmek. Değerli arkadaşlar, milletlerin, toplumların kalkınması, var olması, hayatını idame ettirmesi o toplumların temel taşı olan, geleceği olan, istikbali olan gençliğin eğitilmesine, yetiştirilmesine bağlıdır. Bu da eğitim olur. Yeni yetişecek nesil vatanına bağlı, milletin bütünlüğüne sahip çıkan, Allah'a inanan, kitaba, Kur'an'a inanan, bayrağına saygılı olan bir nesil olduğu zaman ancak bu millet varlığını devam ettirecektir. Aslını inkar eden, neslini inkar eden, bunu bilmediği için bu hale gelen gençliğin gelecekte sahip çıkacağı devletin, milletin yaşaması mümkün değildir. Ben bu Eğitim Vakfı'nın Türkiye genelindeki çalışmalarını da biliyorum. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. 1993 yılında
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen tayini yapmaz oyalarken bu ekip bir kalemde 5000 öğretmen tayin etti. Türkiye genelinde. Bu 5000 öğretmen Türkiye genelinde yurtlara biraz evvel ifade ettiği arkadaşımızın kolejlere görevlendirildi. Ve buralarda yeni nesli yetiştirme görevini üstlendiler. Tabii bu çok önemli bir husus. Yani eğitime devletin sahip çıkması iyi de böyle özel kuruluşların sahip çıkıp kolejler kurması, okullar kurması ve bununla da eğitime destek olması çok güzel. Milli Eğitim Bakanlığı 5000 öğretmen tayin edemezken, pardon hiç öğretmen tayin etmemişken bu ekip 5000 öğretmen tayin etti. Tabii bu çok önemli. Bugün de burada bir başlangıç yapıyorlar anladığım kadarıyla. Bir kolej açacaklar. Kendilerini kutluyorum. Kendilerinin yanındayız. Çünkü bu değerli arkadaşlarımızın milletin bütünlüğüne bağlı, vatanın bütünlüğüne bağlı, Allah'ını, milletini tanıyan bir nesil yetiştireceğine inandığımız için yanlarındayız, destek olacağız. Kendilerini kutluyorum. Tüm Tunalı hemşehrilerimin de böyle bir hayırlı teşebbüse sahip çıkmasını istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok muhterem davetliler, sayın belediye başkanlarım, vakfın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2 yıl önce temeli atılan bir düşüncenin bu güzel ortamda olgunlaşma seviyesine erişmesi gerçekten bizleri ve özellikle kendimi çok duygulandım. Duygulanıyoruz. Kardeşimiz bu konuyu bana getirdiği zaman desteklememek, yardımcı olmamak şeklinde bir ifade kullanmamız zaten mümkün olamazdı. Mülki idare amirliği mesleğinde en haz duyduğumuz anlar bu gibi hizmetleri başlatmak, olgunlaştırmak, uygulamaya koymak ve meyvesini görmektir. Bu vakıf mensubu kardeşlerimiz halisane bir düşünceyle, bir planlamayla konuyu getirdiklerinde gerçekten çok duygulandım ve elimizden geldiği kadar bizimiz çerçevesinde hiç olmasa manevi bir destek vaat ettik ve çok şükürler olsun bugün bunun olgunlaşma seviyesine geldiğini de görüyoruz. Güzel ilçemiz, Turhalımız birçok hizmetlere öncülük etmiştir. Bu güzel eğitim müessesesinin de burada gerçekleşmesi de bir ilktir. Bu alanda da öncülük görevini yapacaktır. Ve bunun vakıf vasıtasıyla vücuda gelmesi ayrı bir anlam ifade etmektedir. Her kesime hitap eden, birlik ve beraberliğe vesile olan bu hizmetin daha şimdi de ilçemize, vilayetimize, tüm memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Burada mutlaka çok güzel yetişecek, güzel bir manevi ve ilmi alanda güzel eğitim alacak yavrularımız gelecekte bu memlekete her alanda son derece güzel hizmetler vereceğine ve emin kişiler olarak görev yapacaklarına inanıyorum. Ben şahsen bir baba olarak 2 evladım vardır. Bunlardan bir tanesini böyle nezih müesseselerin bir örneği olan kuruluşta
evladımı yetiştirme fırsatını bulduğum için son derece kendimi mutlu hissediyorum. Daha önce vakıf başkanımıza da ifade ettim. İkinci evladımın da böyle emin ellerde, emin bir ortamda, günümüzün bütün menfi şartları karşısında memlekete, millete faydalı bir fert haline gelmesi için aynı şekilde eğitme fırsatını kullanmayı kendime bir vazife olarak görüyorum. Her baba tahmin ediyorum ki bunu arzu eder. Bu vakıf mensubu arkadaşlarımız elbette bu hizmeti olgunlaştırırken, planlarken ilçenin yöneticilerine, ileri gelenlerine, esnafına, her düşüncedeki insanına eğer eşit bir seviyede ve objektif bir şekilde yanaşmazlarsa zaten bu hizmetin olgunlaşması, o bölgede vücut bulması da çok zor olur. Belki de çıkmaza girer. İşte ilçemizde bunun da bazı örneklerini görüyoruz. Zamanında bazı yatırımlara öncülük yapılmış, iyi niyetle yola çıkılmış ancak daha sonra yönetimde veya yöneticilerin olumsuz tutum, davranış veya idaresinden dolayı o yatırımlar maalesef yarım kalmış, kötü örnek olmuş ve en kötüsü de daha sonraki dönemlerde bu gibi hizmetler gündeme geldiği zaman kötü örnek sebebiyle maalesef teşebbüsler başarıya ulaşamamaktadır. Bu kardeşlerimiz tabii vakıf geleneğinden de mutlaka buna inanıyoruz. Bilindiği üzere son zamanlarda 3. sektör denildi ve gerçekten tarihimize, ecdadımızın bize bıraktığı eserlere de baktığımız zaman her birisinin arkasında böyle hayır müesseseleri, vakıflar olduğunu da görüyoruz. Onun için bu bakımda da bu hizmetin de bir vakıf aracılığıyla gündeme gelmesi ve biraz önce belirttiğim şartlarda eğer yürütülmesi ki buna inanıyoruz. Arkadaşlarımız o niyetle yola çıkmışlardır. Bunun gerçekleştirilmesi halinde başarıya ulaşacağına hiçbir şüphemiz yoktur. İlçe merkezinde merkez camii şaheser olarak bir vakfın eseridir ve Tokat yöresinde örnek teşkil etmektedir. Var onlara vereceğiz. Yani numune olarak. Diğerleri de Ömer hocalarına gönül koymasınlar. Cemal abi ve İhsan abi hasreten de bana kızmasınlar. Şunu kaymakam beye uzatırız. Kaymakam bu teşekkür belgesi abilerimize bize yaptıkları destekten maddi manevi bizim arkamızda olduklarından dolayı onu İhsan abiye sizin vermenizi istirham ediyorum. İhsan abi şöyle geçerseniz. Zor olur kaymakamlık. Artık idare eden bu mekanın darlığından artık bağışlayın bizi. İhsan abi hayırlı olsun. Bir şeyi hasreden izah edeyim. İhsan abi de hakikaten kaymakamım gibi ben ilk geldiğim zamanlarda tanıştığım bir abi. Bir şeyini söyleyeyim. Dükkanına gittiğim zaman malum bu vakıf hizmetleri bu şekilde yürüyor. Bana hiçbir zaman yüzünü eşitmeyen bir abidir. Ondan dolayı yani kaymakam nasıl bu işi evet yapın diyerek beni yüreklendirdiyse İhsan abi ona razı olsun o tebessümlü yüzüyle beni çok defa onore etti. Bu bir şey ise yani bu belge bir şey ifade ediyorsa kabul etsin. Ona razı olsun. Cemal abiye de başkanımız versin. Başka var mı verilecek? Verilecek var efendim. Adnan Bey verecek. Adnan Bey de verecek. Cemal abi de Allah razı olsun yüzünde tebessüm eksik olmayan abilerimizden. Aslında buradaki tüm abiler öyle de özellikle işlerinden birkaçını seçmiş olduk yani. Evet, sağ olun. Evet. Tabii böyle bir yardımda bulunuşunuzu öncelikle iman sahibi, vatansever, milletsever, insan olduğunuz anlamda değerlendiriyorum. Zaten yapmazdınız. Sizi tebrik ediyorum. Demokratik Sol Parti ilçe başkanlığından duyurulur. Demokratik Sol Parti ilçe kongresi 26 Mart Pazar günü saat 14'te belediye düğün salonunda yapılacaktır. Tüm Turhal halkı davetlidir.
Demokratik Sol Parti ilçe başkanı Selahattin Esen. Bu gece saat 01'den itibaren yaz saati uygulaması başlıyor. Bu sebeple saatlerimiz gece 1 saat ileri alınacaktır. Önemli duyurulur. Bugünkü döviz kurları 1 Amerikan doları alış 42.000, satış 42.100. 1 Alman marka alış 29.950, satış 30.050. Bölgemizdeki hava durumu ise parçalı bulutlu ve yağışlı, yükseklerde kar yağışlı. Bu akşamki nöbetçi eczane Baklacıoğlu Eczanesi. Alfa Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri izlediniz. Mutlu akşamlar. Kerim Çelikbaş, Abdülmecit Demir, Sarık Aslan, Yusuf Aslan. Bunların daha da ağırlaştırdıkları bütün sorunlarını omuzlamaya... İbrahim Güneş, Orman İşletme Şefi Halbuki Kılıç, Şeker Kontrolü. Tabii onlar hesap numaraları veriyorlar. İşte seçenek sana yardım veriyorlar.